Madem öyle gelinimi ver de sesini duyayım evladım. Ne zaman geliyorlarmış? Ya anne, anne versene bana da. Duydun mu kız? Hiç gelin geliyor. Duymadım. Anne, anne ver. Ah susun. Merhaba kızım. Ben Sümbül. Seymen'in annesiyim. Nasılsın evladım? Yok yok ağlamıyorum. Heyecandan işte. Merhaba Bahar abla. Ay yenge. Allah. Ben Zeynep. Siz anneme bakmayın, o her şeye ağlar. Tebrik ederim yengecim. Ve sizi öyle merak ediyorum ki. Ben 16 yaşındayım. Siz kaç yaşındasınız acaba? Sorduğu şeye bak. Densiz. Ha, benim kızım. Ne gün dönüyorsunuz kısmetse? Aman iyi iyi. Hayırlı olsun ne diyelim. Görüşürüz inşallah. Tamam, ver çocuğum. Seymen, Bahar'ın ailesini aradınız mı? Önce beni mi aradınız? Bak gördün mü? Bakalım kızın ailesi ne diyecek? Ne diyecekler? Allah derler. Oğlum, arkandan kovalayan mı var? Ay delirmiş bu oğlan. 15 gün sonra düğün yapacağız diyor. Aa, o zaman bana yerimize getirsin. Giyecek hiçbir şeyim yok. Sus biraz Zeynep. Aa. Anne sor bakalım. Ne aceleleri varmış bu kadar? Vay başıma gelen. Nasıl hazırlanırız? Panik yapmayın. Her şeyin çaresi bulunur. Sen bilirsin oğlum. Biz ablanla cumadan çıkarız kısmetse. Cumartesi hazırlık yaparız. Pazarda gider isteriz. Siz hele aileyle konuşun da Bekir getirir bizi. Ben Seyhan'ı ararım. Bak ben de geliyorum tamam mı? Okul ne olacak? Seymen. Bunlar İstanbul'un neresindenmiş bir sor bakalım. Peki peki kızma. Oğlum sen beni bir yalnızken ara da iyice ne konuşalım. İstanbul'da ayrıca düğün yapacak mıyız? Ne bileyim oğlum. Kızın bütün sülalesi orada diyorsun. İyi. Siz bilirsiniz. Daha iyi. 40 tane düğüne ne lüzum var? Kız tarafının ileri gelenleri gelsin. Otelin birini açıveririz. Oldu bitti. Sen karışma. Sus biraz. Ay Fatma abla. O kadar kişiye nasıl yemek çıkarırız? Otelde yaparlar. Ayıp olur Zeynep abla. Çarşı yemeği yedirilir mi düğün ailesine? Sen evden yapar götürürsün her gün. Tamam oğlum. İyi öyleyse. Sen sonra ara hadi. Nasıl yetişeceğiz? Bakın, Allah tamamını erdirsin. Hadi çocuğum. Sağ ol. Söylerim. Dur, abi bak. İnce kadife kumaşlar tamam, var ya. Biraz. Hani jarse Allah, gibi olanlar. Ver onlardan. Ver. Ha senin jarsene kumaşına. Oğlan bu telaşenin içinde. Senin elbisenle mi uğraşacak bir de? Ne diyor Seymen? Ay bir kahve yapın kızlar. Avluya sedire getirin. Tansiyon hapım nerede benim? Ay biraz nefes alayım. Bak görüyor musun şu delinin yaptığını? Vallahi her şey karıştı. Hadi gözün aydın Sümbül Hanım. Allah hemen şöyle tosun gibi bir erkek torun nasip eylesin inşallah. Amin. İnşallah. Erkek evladın yeri başka oluyor. Teşekkür ederim Fatma. Arabayı iyice bir elden geçirt Bekir. Cuma'ya kısmetse erkenden yola düşeriz. Kız ne nesimiş abla? Ne dikiliyorsunuz? Bakıp durmayın öyle. Kahve yapın dedik. Beynim uyuştu vallahi. Kız kıpırdasanıza. Ah, kim laf dinleyecek sonra? Kız kimmiş neymiş abla onu diyordum. Bak hala konuşuyorlar orada ha. Babası emekli hakimmiş. Annesi rahmetli olmuş. İstanbul kızı belli. Güzel. Kibar, terbiyeli. Amerika'da resim tahsil etmiş. Diplomasını bir iki güne kadar alıyormuş. Ay, bir yüksek tahsilli ressam gelinimiz eksikti. Geç geç. Hadi ye. Sana göre aşk laftan ibaret. Bana göre hayatın anlamı. Sen bu yolda böyle devam et. Aşk layık olandan layık olandan kalmalı. Ne oluyorsunuz be? Kudurdunuz galiba.
Hiç sevmen ağam Amerika'dan aradı. Ne gülüp duruyorsun? Hiç. Cezve'ye güldüm. Niye ki kız? Cezve komik bir şey mi dedi sana? Çalak şey. Ne diyor Seymen ağa? Hiç işte. Evleniyor muyumuş ne? Öyle bir şey dedi değil mi Asya? Ha, galiba. Kimin lan kız? İstanbullu bir kızmış. New York'ta tanışmışlar. Yıldırım aşkı gibi bir şey. 3-4 güne kadar dönüyorlarmış. Pazara Sümbül annem Dilara ablayla İstanbul'a kız istemeye gidiyor. 15 güne kadar da düğünümüz var. Ne oluyorsunuz kız? Dicle ne var? Ece abla sarımsak bitmiş. Ne kem göz var bu karıda be. Allah yeni gelini korusun. Vallahi deyivereceğim hanıma. Düğünden önce Maksut Hoca'yı çağırsın bir. Ne demek 15 gün sonra evleniyorum? Bahar, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ver bakayım şu telefonu bana. Dur bir dakika baba, dur bir dakika. Nasıl tanıştınız? Kim bu adam? Şşt. Buyurun hanımım. Sağ ol. Buyurun. Gel kızım. Gel. Bekir. He. Öğle yemeğinden sonra hemen Nevşehir'e götüreceksin beni. Hem kıza hem ailesine hediyelik bir şeyler bakalım. Şöyle İstanbul'da bulamayacakları bir şey istiyorum. Olur hanımım. Ben Mehmet'e bakayım, arabayı hazırlasın. Ne lüzum var anne? İstanbul'da kız istemeye giderken bir çiçek, bir çikolata yeter. Abartma. Aa, olur mu abla? Karadağ sülalesi bir çiçekle kız ister mi? Annem Asya'yı komşuya limon almaya yollarken bile bir sepet hediyeyle yolluyor. Tabii yakışıklı alır canım. Koskoca aya kız istenecek. Odaları da bir badana ettirelim. Bana şu Kazım Usta'yı bulun Fatma. Tamam. Akşam uğrasın da konuşalım. Hı. Banyolar falan da bir elden geçecek. Kız buraya bir gelsin. Nerede yaşayacağını anlasın. Masrafı sonra yap istersen anne. Nerede yaşayacakmış? Kocasının evinde tabii. İstanbul kızı, Amerikalarda okumuş. Buraları beğenir mi anneciğim? Aklın alıyor mu? 3 gün oturur, alır kocasını doğru İstanbul'a. Sen de baka kalırsın. Senede bir kere yalılarına misafirliğe gidersin. Sana da bir değişiklik olur. Zor biraz. Karısının sözüyle evini, barkını, ata toprağını, bunca yatırımını bırakıp göçecek adam değildir benim Seymen'im. Ben oğlumu bilmez miyim? Şartını koymuştur, öyle konuşup anlaşmıştır kızla. Ailemize layık temiz bir kız olmasa böyle ayaklandırır mıydı bizi? Hadi Fatma, hadi işe. Evi köşe bucak bir elden geçirelim. Zeynep, hadi sen de okuluna. Saat kaç oldu bak? İlk ders kaçtı. Sen niye gitmedin? Babam bekleyin, benzinliğe giderken sizi bırakayım dedi. Çok geç kaldık, yürürüz. Tamam. Seymen abi evleniyormuş öyle mi? Evet, 15 güne kadar düğünümüz var. Aa, Bahar abla Amerika'da okumuş. Belki bana destek olur. Annemi kandırır, ben de Amerika'da okurum üniversiteyi. Sen anneni kandırmayı bırak da abin seni hayatta Amerika'ya yollamaz. Hayır, söz verdi. Liseyi iyi bir dereceyle bitirirsem yollayacak. İyi, yollasın. Niye bozuldu? Niye bozulacağım ya? Bana ne ki? Belki sen de gelirsin. Sen Amerika'da okumanın kaç para olduğunu bilmiyorsun galiba. Niye? Çok mu pahalı? Ben en fazla burada liseyi bitirip sonra askere falan giderim. En fazla o da. Abim üniversiteyi kazanırsan seni okutacakmış. Bekir abiye söylerken duydum. Dersleri çok iyi, ihmal etmeyin. Kursa gidecekse gitsin. Mutlaka bir yere sokalım dedi. Sağ olsun. Ay sen gittikçe acayipleşiyorsun Salih ya. Hadi hadi sallanma. Daha müdüre dert anlatacağız. Aa bak Dicle abla. Boş ver, takılma, yürü. Nesi var? Ağlıyor galiba.
Geç kaldık. Ya ne oluyor Fatih ya? Yürü dedim. Ay, kamyonet geldi. Çok şükür. Dikkat edin ama. Al bakalım. Çantaları yaysak mı ki abla? Yok kızım, ayıp açılmaz. Yarın kendileri açarlar. Çıkarıp bir kenara koyun. Sakın gelin odasına ayak altına koymayın. Seymen'in çalışma odasına koyun. Nereye sığacak bu kadar şey? İyi iyi. Kızın çeyizi zengin maşallah. Senin oğlun zengin anne. Hadi geç kalıyoruz. Git. Git ruj sür, takı takın. Besleme gibi çıkılmaz dünürlerin karşısına. Ver. Ah, sen bırak Hayri. O var. Ben çıkarırım. Sen şunu al. Ne var bunda böyle ya? Hürriyet heykelini getirmiş gelin abla. Hürriyet heykeli ne kız? Aman bırak cahil, ver şunu. Belin çıkacak. Tut, tut. Yavaş. Hadi hadi yavaş, dikkat edin biraz hadi. Oho, gelin hanımın çeyizi geldi ha. Senin ortak pek soylu bir hanıma benziyor. Haydar. Ya şunları abime götürsene. Ne haber Dicle? Hoş geldin Seyhan. Gece mi geldin? Evet. Sabahın köründen beri de koşturuyorum. Şu ağanız evlense de kurtulsak biz de. Darısı başına Seyhan. Heh, geldin mi? Yürü hadi. Abi yine ne var ya? Daha kahvaltı etmedim. Havaalanına. Bekir, annemler de çabuk olsunlar ha. Söyledim ağam. Arabada niye bırakmadın oğlum şunları? Ben sana vakitlice akşamdan gidip alanda bekleyelim dedim ya ağam. Şimdi hanımların süslenmesi 2 saat gecede. Abi daha saat 8. Uçağın gelmesine 4 saat var. Bir kahvaltı edelim ya. Oğlum orada ederiz. Ver şu anahtarı. Olmaz abi. Ben kullanacağım. Sen iptal durumdasın. Yok ya. Rüyanda görürsün. Ben lan olmaz şunu. Abi ya. Ben kullanacağım. Seyhan. Bak Seyhan, kızdırma beni. Abi bak, çiçeklere dikkat et. Onlara dünyanın Seyhan parasını ver. Yetişmeyin gençler. Biriniz bir arabayı, biriniz bir arabayı kullansın. Memo'yu da almayı veririz. Zeymen abi, Seyhan abi. Annem hemen kahvaltıya gelsinler ya, diyor. Ya gördün mü? Ya ne kahvaltısı kızım ya? Saate baksanıza. Oğlum getirmeyin beni aşağıya. Çabuk sofraya. Bunlara su serp. Varsın ağam. Allah'ım. Oh. Geldim Fatma abla. Abi gelenler galiba. Abi. Hangisi hangisi? İşte şu şu, elinde elbise poşeti olan. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ya ikisi de tutuyor, hangisi? Seymen'in bayılarak baktığı. Hoş geldin. Merhaba, ben Seyhan. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba Zeynep ben. Merhaba. Oh beni hayat olsun bildik. Hoş bulduk. Tahminimden daha da güzelmişsin. Ha bak bu benim ablam Gül. Merhaba canım. Nasılsın? Eniştem Can Bey. Merhaba. Merhaba. O da yeğenim Murat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi geçti. İyi geçti, sağ olun. Ben de. Bayağı güzeldi, sağ olun. Yarın akşamı nasıl bekleyeceğim yine. Seymen ağa kendinize gelin. Bakın anneniz bakıyor. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Anneciğim. Hadi buyurun, buyurun.
Yani eğer yorgunsanız önce bir otele uğrayabiliriz. Gerçi annem sizi evde misafir etmeyi çok istedi ama... ben düğün hazırlıklarından rahatsız olursunuz diye bizim apart oteli sizin için hazırlattım. Kusura bakmayın ne olur. Bu bizim Seymen'e söz geçmez böyle işte. Aa, çok iyi düşünmüşsünüz. Bu telaşenin içinde bir de ayak altında biz. Olur mu hiç? Diğer misafirler ne zaman geliyor Can abi? Yarın bu saatteki uçakla geliyorlar. İyi, yarın da onları alırız. Hı-hı. Hadi gidelim bari. Buyurun. Buyurun. Hadi bakalım. Ay, çantamı aldın mı? Hadi baba. Bu da şeyden. Bekir Kirve, gelin hanıma çiçek mi aldın? Yani, ağam, sen onu otur istersen. Hoş geldiniz gelin ağam. Bekir gene yaptı numarasını. Yani lafa bak, gelin ağam dedi. Hadi kızım arabaya. Bakak aldın. Baksana çok tatlılar. Hiç birbirine bu kadar aşık iki insan görmemiştim. Birbirlerine nasıl da bakıyorlar. Benimle Osman enişteni unutmuş gibisin. Bu daha bir şey değil. Teşekkür ederim. Her şey için. Sen bana böyle bak. Ben de kalpten gideyim, tamam mı? Ay. Dikkat et, tamam. Tamam, gidebilirim artık. Şuraya. Dikkat et, orası canım tamam. Canım benim. Bakayım sana. Dur yavrum. Ay, Bahar. Ya abla, makyajım yapıldı. Ne olur sana eşlik edecek durumda değilim. Ağlama, tamam mı? Asıl sen teyzemin haline bak. Annecin de görseydi seni böyle. Annem sağ olsaydı şimdiye kadar çoktan hastanede olurduk. Herhalde benim sadece 3 gün tanıdığım biriyle evlenme kararımı duysaydı... kadına anında kalp krizi geçirirdi. Biz kriz geçirmiyorsak bakma sen. Yanlış anlama ama Bahar, bu senin yaptığın. İçimize atıyoruz biz kızım. Düğünden sonra rahat rahat geçireceğiz. 10 gündür fırsat bulamadım ki. Vallahi Amerika'dan telefon açıp evleniyorum diye aradığından beri 5 dakika oturmadım. Aman be çocuklar, her şeyde bir hayır vardır. Bak Aslı 1 sene düşündü de ne oldu? 3 sene sonra boşandı. Yahu hala hazır değil misiniz? Geldiler. Aa, daha erken emin misin enişte? Güneş batışından önce benim konakta olmam gerekiyor. Allah yarabbim. Ondan gelmişlerdir. Yani şey için asmalı yüzük takılacak da. Ağanın yani şeyin evin en büyük erkeğinin karısına takılıyor. Düğün günü güneş batarken şey için canım yani bereket falan. Bir eşi de kocada oluyor. Yani sembolik bir şey canım. Bak kızım, neyin içine girdiğini bilmiyorsun. İyice düşündün mü? Seymen çok başka bir insan baba. Hem ben onu çok seviyorum. Aa, kızın sinirini bozmayın. Ayrıca Can da gazeteden araştırdı. Gayet nezih bir aile. Oğlan da tertemiz bir iş adamı. Bu bölgenin barışı için gayet dikkatli bir politika izliyormuş. Sen o korumalara falan bakma. Ay konuşsana Can. Tamam Gül. Bunları gelmeden defalarca konuştuk. Ayrıca babalarının öldürülmesinden sonra kendilerini korumaya çalışmaları çok normal. Bunlar Bahar'ın alışkın olduğu şeyler değil. Şimdi sana masal gibi geliyor ama sen oldum olası özgürlüğüne çok düşkünsündür. Baba. Tamam, tamam. Benim kızım ne yaptığını bilir. Hı. Gel bakalım. Bu annenindi. Onu da annem takmış. Ona da onun kayınvalidesi. Sembolik bir şey yani. Bunun bir eşini Seymen'e takmamız biraz garip kaçacak. Artık o da bizim gibi gömleğinin içinde saklar. Benim gibi, deden gibi. Yani enişte her şeyin suyunu çıkartmasam olmaz. Hay Allah. Daha dur bakalım, düğünde neler yapacak kim bilir. Teyze, aşağıda bir hat var. Seni ona bindireceklermiş. Yok artık. Harika görünüyorsun. Bu at senin. Adı ne biliyor musun? Ne? Manhattan. Ne?
Bir şey yapmaz değil mi? Gel! Tamam, ay! Gülme ya! Kız uçtu gitti baba. Asma kadar dayanıklı, asma kadar cömert, asma kadar bereketli olursun inşallah kızım. Ailenizin, soyunuzun bekçisi olun evlatlarım. Sahip olduklarınıza, Allah'ın size verdiklerine her gün şükredin. İnsanlarınızı koruyun, kollayın. Muhtaç olanı yerde bırakmayın. Hak yemeyin ama hakkınızı da almayı bilin. Karı koca sırt sırta verin. Dostu da düşmanı da içinize sokmayın. Yüce Allah'tan dilerim çocuğunuzla çoluğunuzla uzun sağlıklı bir ömür sürün inşallah. Allah seni de oğlumu da korusun güzel kızım. Allah'a emanet olun.
Sağlıklı olun yavrum. Yürü. Allah nasip etsin. Hale bak. Noel ağacına benzedi kız ya. 100 milyarlık Noel ağacı yavrum. Dikkatinizi çekerim. Yok artık, daha neler. İlahi zihnicim, şu gözlüğünü tak bari. Bak yine çip görmeye başladın. Vallahi vardır o kadar anne. Bak doğru. Aman be kızım, Allah ağız tadı versin inşallah yavrum. Bak bu kadar iyisini hiç görmemiştim doğrusu. Gelmişken burayı biraz dolaşalım mı? Belki eve bir iki parça bir şey alırız ha? Olur olur, dolaşırız. Hem bunların tanıdıkları da vardır. Ay teyzem takılara delirdi kıskançlıktan. Eniştem 100 milyar dedikçe fenalık geçirdi. Sen de zevkten fenalık geçirdin herhalde. Aman baba, bunlarla da dedikodu yapılmaz. Tebrik ederim seni. Sağ ol. Allah mutlu etsin. Şu kilimi yarın sabah güzelce paket edip otele dünürlere yollayın. Dur be, çekme be. Gün bugündür küçük ağam. Düğün var, düğün. Benim düğünüm. Tamam Haydar. Annem bakıyor yalnız. Gel istersen. Daha bu saatte bu kadar içki içersen işimiz var seninle. Yok ol Haydar. Haydar bak tepem atıyor ama ha. Bir şeyler yediniz mi Can Bey oğlum? Hadi gelin, gelin. Bakın kuzular servis ediliyor. Pek nefis olur bizim buranın tandır eti. Meral Hanım buyurun kuzuya, soğutmayın. Benim işlerim yok mu diyorsun sen şimdi? Ben erkek değil mi? Mahvettiniz beni be. Çocuklar sessiz ol, tamam mı? Ulan senin o ağa yüzünden ben kendi karımı el süremiyorum. İstemiyor beni. Ne olacak? Şimdi düğün de yapıldı. Ağanın ikisini birden mi idare edecek? İstanbullu gelin bunu öğrenirse ne der acaba? Ne diyorsun ulan sen? Ne vuruyorsun bana ya? Gel buraya, gel. Ben ne yaptım size? Kalk lan. İçinizi aldımı verdim. Allah cezanı versin. Artığınızı senin... karı diye aldım. Sen çık Seyhan. Abi tamam. Yengenin yanına git. Tamam abi, bir şey yok, sarhoş işte, ben hallederim. Seyhan, ne zamandan beri bu evde lafım dinlenmiyor? Tamam abi, nasıl istersen. Bu gece köyüne gidiyorsun. Alın bakayım. Alın. Benden haber bekleyeceksin. Benden haber gelinceye kadar bahçenin bir metre dışına bile çıkmayacaksın. Bir metre bile. Ay çok ağır bunlar, şu batıyor. Bir yastık getirsinler, altınları üstüne takalım. Ah çok iyi olur, bu kadar şey taşıyamıyor. Ay kıyamam ben, ah güzel gelirim. Fatma, bir yastık getir. Bana bak, sayarak ver ha. Affedersiniz, Zeliha bunu alamaz. Ama lütfen kalsın, çok hoşuna gitti. Size hediye olarak verilmiş bir şeyi nasıl bir başkasına verirsiniz?
Rica ederim. Bu hiç yakışık almaz. Gel. Birine mi baktınız? Of Seyhan, gidelim hadi. Nereye? Atla falan gideriz. Fatma abla hadi. Gelin ha, gelin ha. Daha ilk günden beni rezil edeceksin milletin içinde. Hadi gel dolaşalım biraz. Bak görüyor musun? Takılırız biraz. Ya ne güzel kadınlar var bu evde. Bebekken geldiklerine inanmakta zorlanıyorum Seyhan. Yani söylemek zorundayım artık. Bizim buraların kızları güzel olur Bahar. Yapacak bir şey yok. Allah'ın işi işte. Bu başka türlü bir şey ama ya. Allah Allah. Heh, dur dur. Siz durun bakayım. Heh, alkışlar davulcuya. Vur! Vur! Bir ailemiz oldu. Sen sihirbaz gibisin zaten. 15 gün önce koskoca yabancı bir şehirde yapayalnız dolaşıyordum. O koca şehirde kafama göktaşı gibi düşen sensin. Gençler ne güzel coştu. Yanaşmaların halaya katılması görenekten değildir baba. Oğlum ne diyorsun sen ya? Sen bu evde kimseden ayrı gayrı bir hareket gördün mü? Sen kardeş gibi büyümedin mi onlar? İyi o zaman. Seyhan abi, şu senin jipin anahtarını versene bana. Delirdin mi lan sen? Bekir Kirve, şuna söyle peçeteyle sarılınca meyve suyu adamı fena çarpar. Bak. Yürü lan. Yürü. Yürü hadi. Oğluna bir kahve yap da kafayı toplasın biraz. Bir oğluma kahve yapmam eksikti. Ne o anacığım? Düğüne katılamadın mı bir türlü? Niye burada oturuyorsun? Bak herkes seni soruyor. Kuzu sensiz boğazlarından geçmiyormuş. Deli deli konuşma lan. Nesi var bunun Bekir? Bilmiyorum vallahi. Biraz önce de Seyhan Ağa'dan cipin anahtarını istedi. Dövecektim ama önce bir sana getireyim dedim. Seyman Ağa'ndan da gidip gelini istemeden ben sana bir kahve yapam Enisa. Çık dışarı, çık. Çık hadi. Hadi. Tamam, tamam. Çabuk hadi yukarı. Sen de kız. Hadi çık sen de. Çık lan. Git olana devril geber. Hadi git sen de. Sen de. Gözükmeyin gözüme hadi. Ne bakıyorsun öyle? Bu doğru askere gidecek. Okul mu okul yok. Gitsin adam olsun. Abuk subuk konuşma Bekir. Genç çocuk ne yapsın? Para gözünün önünde oluk gibi akıyor. Buncağızın bir çift spor ayakkabı için iki ay yalvarıyor. Almadık mı? Almadık. Seyhan'ın eskisini bulup verdik. Haline şükretsin. Onu bulamayanlar da var. Sabretmeyi bileceksin. Ben Mahmut Ağam'ın anasının elini öptüm de yanına yaktım. Bak şimdi... Salih, gel seni Murat'la tanıştırayım. Murat, bak bu benim sınıf arkadaşım Salih. Bak bu da Bahar ablanın yeğeni Murat. Murat bu sene mezun oluyormuş. Öyle mi? Memnun oldum. Sizinle tanışmak benim için büyük şeref. Ne içiyorsun? Meyve suyu. Bana da versene şu meyve suyundan. Meyve suyunu yanaşmalardan iste.
Ben yanaşma değilim. Ben sadece baş yanaşma Bekir Kirbeni'nin oğluyum. İkisi farklı şeyler. Baban yanaşma değil Salih. Aslına bakarsan bu evde kimse yanaşma değil. Yanaşma Boğaz topluluğuna çalışan, hiçbir hakkı olmayan kimselere denir. Senin annenin ve babanın dolgun bir ücreti, sigortası, emeklilik ikramiyeleri var. Fabrikalarımızdaki işçilerimizden farklı olarak da onları anamız gibi sevdik saydık. Artık Zeynep'i okula senin götürmeni istemiyorum. Sakın ağlama. Bak ablanla annem buraya bakıyor. Sakın duygularını belli etme. Yoksa onu bir daha hiç göremez. Gülümse, gülümse dedim. Hadi aldırmaz görün. Aferin. Hadi gel şimdi masaya gidelim. Teşekkür ederim. İyi teşekkür ederim. Sağ ol. İyi geceler. Bahar. Gidenler var. Kızların yetişme çağında sağları sonları belli olmaz. Aldırma. Annemler halleder. Tabii. Bu türküyü ne kadar çok sever. Gelin olasın inşallah. Hiçbir zaman gündüzü görmeyesin. Thank you.
hale bak, kızlar hala çalışıyor. Sabaha bıraksalardı ya, canları çıktı hepsinin. Ay, iyi duvamı açmayacaktım, tüh. Dur yüzümü kapatayım bari. Kapatayım mı, açayım mı Seymen? Aa, rezalet. Seymen, uyudun mu? Ya inanmıyorum ya. Seymen ağa. Ağam, sana söylüyorum. Rezalet ha? Gel buraya da ağan sana rezaleti göstersin. Yapma ya, gelinliğimi buruşturacaksın. Sanki yarın gece gene giyecek. Hey Allah'ım ya. Buruşursa buruşsun. Niye öyle diyorsun? Belki kızımız da giyer evlenirken. Çıkartalım da buruşmasın o zaman. Günaydın. Asya'ydı değil mi? Günaydın abla. Ne istedin? Ya bana şöyle sıkı bir kahve yapar mısın? İki de aspirin. Ya başım çatlıyor. Bütün gece uyuyamadım. Baş ağrısından uyuyamadım Asya. Nescafe nerede? Sen bana şöyle bir cezvede su ısıtır mısın? O koca şeyi beklemeyeyim şimdi. Hemen ısıtırım. Ketel var abla. Ketel mi var? Ay güldürme ya, ne olur, başım ağrıyor zaten. Aspirin nerede ya? Dur abla, dur, hemen vereceğim ben. Oo, evde bayağı hasta var galiba. Herkes hasta burada abla. Ah. Günaydın gelin abla. Aa, ama beni gören aklını kaçırıyor. Alışın kızım bana, ben erken kalkarım. Merak etme, zaten bir kahve alıp çıkacağım. Günaydın kızım. Salona geçelim. Kahveni oraya getirir kızlar. Aa yok, ben biraz avluda hava alacağım. Başım çatlıyor da. İlaç aldım. Şimdi bir de kahve içtim, hiçbir şeyim kalmaz. Birazdan kahvaltıda görüşürüz. Sabahları serin olur ama... sen bilirsin. İstersen üstüne bir şey vereyim gelin abla. Şimdi erkeklerden falan kalkan olur, dur sen. Tabii ya, ver ver. Benim de her şeyim bavullarda zaten. Buraya da gelinlikle geldim. Bunları zor buldum ya. Dur bakayım. Ah. Ah, başım ağrıyor. Ne bu hal? Niye daha ilk sabahtan beni yalnız bıraktın yatakta? 3 gün sonra yatağa da girmezsin sen. Bütün gece başım çatladı Seyman. Seni uyandırmamak için dişimi sıktım ama sabah olunca artık dayanamadım. Kalkıp ilaç bulayım dedim. Ya insan uyandırmaz mı? Hayret bir şey. Hemen doktoru arıyorum. Sen çık yat. Yok canım, geçer şimdi. Sıcak bir duş yapayım. Gerginlikten herhalde. Hayret. Hayatımda ilk defa başım ağrıyor. Ya hadi yiyeceksek yiyelim artık. Hem sabah köründe kaldırıyorsunuz hem de yedirmiyorsunuz. Tamam kızım, geliyorlarmış işte. Bekle biraz. Bize ne? Yesinler onlar. Kaçta yattık anne ya? 7'de kalktı gelin. Ne yapalım yani kızım? İlk günden yalnız bırakılır mı? Ayıp. Ne oluyor anne? Biz gelin hanımla yatıp gelin hanımla mı kalkmak zorundayız? Hiç. Şşt. İlk günler beraber kahvaltı edilir. Ayıp. Tam aksine ilk gün ortalarda dolaşılmaz. Olur mu canım? Oğlan kahvaltı edecek, çayını içecek. Anne, artık onun bir karısı var. Bırak baş başa yesinler, konuşsunlar. Sana ne oluyor? Kendimi bildim bileli. Evin erkeklerinin önüne kahvaltılarını ben koydum. Ne babam, ne kocam, ne de oğullarım kendi başlarına sofraya oturmadılar. Artık kocan yok Sümbül Sultan. Kocan öldü. Aynı benim kocam gibi. Evin erkeğinin de artık karısı var. Kahvaltı işini ona bırak istersen ha.
Dilara ne oldu? Niye bağırışıyorsunuz? Gelin hanımı yoklar mı? Yok, çok kötü, başı ağrıyor. Doktor aradım, yatıyor. Bir daha beni gelin kalktı falan diye rahatsız etmeyin. Ne ağrısıymış bu böyle ilk günden? Otelde babası, ablası bekliyordu. Gezdirecekti. E ne olacak? Seyhan ilgilenecek. İstiyorsan sen de gidersin. Aa, ayıp oğlum. Siz gelmeden olur mu? Hastaymış anne. Doktor gelecekmiş. Abim anlattı ya. Evde kalsa ağrımayacak mıymış başı? Hem temiz hava iyi gelir. Afiyet. Ver şunu. Afiyet olsun. Oğlum, oğlum. Ne dedim ben şimdi? Bekir abi. He. Dün akşam siz benimkini bir yere mi gönderdiniz? Yo, haberim yok. Niye, ne oldu ki? Geceden beri ortada yok da. Bir yerde sızıp mızıp kalmasın. Özledin mi kocanı kız? Ya, çok özledim. Gözüme uyku neyin girmedi. Bana göre hava hoş. Bir köşeye devrildiyse misafirlerden biri takılıp düşmesin. Yukarılara sağa sola bir bakıver istersen. Aman, bu kafayla senin kocanı mı arayacağım şimdi? Ayılınca gelir nasıl olsa. Pis sarhoş. Biraz sonra geçer. Biz dünürlere gidiyoruz Bekir. Azıcık gezdireceğiz. Doktor gelince cepten arayayım bizi. Doktoru koy arabaya, yanımıza yolla. Yavaş çocuğum. Aa. Gördün mü baba? Hepsi bunlarınmış. Bahar'ı hiç iyi görmüyorum Gül. Başı ağrıyor baba. Bir şey yok. Ne zaman? Bölüm hangisi? Bakacağız işte. Sen hangi bölümde okumayı düşünüyorsun? İşletme veya ekonomi. Ben de bakacağım artık. Ne güzel buralar ya. Evet. Bütün bu toprakların hepsi güzel. Daha iyisin güzelim ha? Ha evet. Annen haklıymış. Baksana açık hava çok iyi geldi. Hala acıkmadınız mı baba? Acıkmaz olurlar mı? Saat kaç oldu? Hadi. Hadi yemeğe, hadi. Aa, hadi gelin. Hadi. Hadi. Hadi çocuğum, yürü hadi. Bir şey mi istedin? Bana bir viski verir misin? Hemen ağam. Verem, o normal şeyden mi? O normal şeyden. (Gülüyor)
Çerez ister misin ağam? Yok sağ ol. Ağam. Haydar'ı köye yollamışsın ha? Evet Dicle. Terbiyesizliği diz boyunu aştı artık. Biraz kendine gelsin. Arkasından da Rıza'yla beni mi yollayacaksın? Burası senin evin Dicle. Sen kendin istediğin sürece burada kalacaksın. Oğlun sana bakarak büyüsün istirem. Seni örnek alsın. Ayağının altında koştursun. Bayramlarda elini öpsün istirem. Bahar! Çekil önümden.